Bizden istenen karenin alanı, karenin alanın bir kenarının karesi oluyor. Yani şu bir kenarına A dersek alan A kare olur. Tabii bir kenarı A ise bütün kenarları A'dır. Bütün kenarlar eşit. Şuraya da A diyebilirsin. Tabii burada bir tane dik üçgen verilmiş. Pisagor teoremini kullanıp A'yı hesaplayabiliriz. Şöyle diyordu Pisagor teoremi. Hipotenüsün karesi, yani A'nın karesi, 4'ün karesiyle 5'in karesinin toplamı. 4'ün karesi artı 5'in karesi. Yani A kare eşittir 16 artı 25. Tabii şuna da dikkat etmek lazım. Şöyle kenarlar 4 ve 5 olarak verilmiş. Şuranın 3 olduğunu söylersek hata ederiz. 3 olmayacak. 3, 4, 5 üçgeni olması için 5'in hipotenüsü de olması lazım. Muhtemelen bu nedenle verilmiş 4 ve 5. Şaşırtıp burayı 3 çıkaralım diye. Hipotenüs 5 olmalı. En uzun kenar 5 olacak. O durumda 3, 4, 5 oluyor. Biz normal devam edelim. Buradan a kare eşittir 41 olacak. Tabii a'yı bulabiliriz kök 41 olarak. Ama bizim aradığımız şey alan. Yani a kareyi arıyoruz. Bu nedenle bizim alanımız 41 olacak. Bu karenin alanı 41'dir.